Diyor ee, ankette size yanıt verenler Kılıçdaroğlu'nun e, CHP'nin genel başkanlık koltuğunda kalıp kalmaması ile ilgili gitmeli mi, gitmemeli mi? Siz tam ya, ne sordunuz, mi? nasıl yanıtlar var? Biz şöyle sorduk, sizce Cumhur e, Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığına devam etmeli midir? Şeklinde sorduk. Yani e, önce şeyini de verelim, künyesini de verelim. 2006 Geldi, evet ekranda. 2646 kişiyle yapılan Türkiye yaş, cinsiyet eğilim ve siyasi eğilim özelliklerinin temsil eden 2646 örneklemle gerçekleştirilmiş bir çalışma. Burada da 38 %61,5 61 buçuk gibi bir sonuçla karşılaşıldı. Yani yüzde 38 buçuk evet devam etmeli dedi. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 61,5. Bunun bir de alt kırılımı var. Yani CHP'li seçmen, seçmen mi? Seçmen diyor. tercihlerine göre e, ayrı ayrı verdiğimiz AK Partili seçmenin %43,8'i evet diyor devam etmeli. Bakın %56,2'si AK Partili seçmen normalde devam etmesini de ister. Ama objektif bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partililerle hemen hemen paralel. Cumhuriyet Ak Partisi seçmeni %40'ı, 40,8'i devam etsin. %59,2'si... Devam etmesin diyor. MHP seçmeni %33,2'si devam etsin. %66,8'i devam etmesin diyor. İyi partilerin, bakın en net tepki iyi partilerde %18,5'u devam etsin. %81,5'u devam etmesin diyor. Ki bu aslında masadaki e, iş birliğinden mutlu olunmadığının da çok net bir tespiti. Yeşil Sol Parti bile, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki de en güçlü Kale olarak adaylık noktasında kendine e, gördüğü Yeşil Sol Parti seçmeni de 38,4'ü evet devam etsin diyor. %61,6'sı hayır devam etmesin diyor. Yani bir öz eleştiri yapılacaksa öz eleştiri yapılması gereken noktaya bakılmadığını görüyoruz biz. Yani MYK değişiyor. Işte. Bir öz eleştiri yapma amacı görüyor musunuz? Hedefi görüyor Şimdi musun? ifade edilen konu Cumhuriyet Halk Partisi'nde öz yapıyoruz. Hem Faik Öztrak ifade etti, e, baktığınızda şu anki MYK'da veya bir önceki MYK'daki isimler de öz vurgusunu hep yaptılar. Ancak öz eleştiri yaparken e, asıl öz yapılması gereken noktayı seçmeni hem sandık sonuçlarıyla yani sandıkta 2014'ten bu yana alınan sonuçlarla 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki sonuçlarla değerlendirmek yerine MYK değişimi yaparak, işte bir değişim olduğu tırnak içerisinde seçmenin gazını alarak bunu gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar. Baktığınızda e, genel başkanlar araç, arabayı örnek verecek olursak, arabanın gitmesindeki en önemli iki faktör olan motoru veya tekerleğidir. Siz tekerleği değiştirmeden teker patlaksa kaportayı değiştirdiniz, koltukları değiştirdiniz, direksiyonu, arabayı baştan aşağı değiştirdiniz ama teker patlak gaza bastığınızda gitmeyecek ya da motor çalışmıyor gaza bastığınızda gitmeyecek. Bu göz önünde bulundurulmadan hareket edildiğini görüyoruz. İlk bölümde de ifade etmiştim. Başarısız sonuçlarınızı karnedeki çamaşır suyuyla temizleyip işte biz MYK'yı falan da değiştirdik. Baştan aşağı yenilendik. Genel Başkan sabit kalmak kaydıyla başarılıya çevirdik demekten ibaret veya her iki seçmenin neredeyse bir tanesinin oyunu aldık diyerek e, alınan sonucun başarılı olduğunu iddia etmek sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25'teki oyunu 47,80'e taşımış gibi bir bakış açısını ortaya koymak sağlıklı bir bakış açısı olmaz yani baktığınızda dörtte de kaybedersiniz beşte de kaybedersiniz kaç seçime girerseniz girin bu zihniyet bu şekilde devam ettiği sürece siz seçmenin toplumun mesajını net bir şekilde evet. almadığınız sürece bunu ortaya koyarsınız. Yani Kemal Ama Kılıçdaroğlu burada... bakımından da İmamoğlu dışında başka bir rakip görünüyor mu şu anda? Şimdi bakın burada Yok. çok enteresan bir araştırma daha var. Biz bunu Nisan Yok ayında mi, yapmıştık. Mustafa Bey. Yani başka bir rakip adı geçen. Yok. Yok. Nisan ayında yaptığımız araştırmayı pazar akşamı ben e, ifade etmiştim hatırlıyorsanız. Nisan ayı. Nisan ayında 17-19 Nisan'da Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsa genel başkanları istifa etmeli mi diye sorduğumuzda da 68,3'ü evet etmeli demişti vatandaşlarımızın. Ee, 31,7'si hayır demişti. Sonra bir soru daha sorduk. Onu pazar akşamı e, biraz konularda yoğun olduğu için o kısma girmedim. Peki. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi durumunda vekil de olamayan Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP lideri sizce kim olmalı diye sorduğumuzda evet. ilk soruda ilk e, birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Mesela 25,3 hmm. muhalefet seçmenin içerisinde Ekrem İmamoğlu ikinci sırada çıktı. 23,6. Mansur Yavaş 20,6. Devam etmeli Kemal Kılıçdaroğlu diyenler 17,4. Özgür Özel 8,7. Mustafa Sarıgül 7,4. Canan Kaftancıoğlu 4,5. Faik Öztrak 2,2 gibi bir sonuç çıktı. İsimlere yani, bakılırsa siz ucu açık sormuşsunuz. Onlar evet, doğal evet olarak de. cevap vermiş. Evet aynen öyle. Baktığınızda bu mesajda sandık sonuçlarıyla Birlikte değerlendirildiğinde seçmen şunu diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün çizgisine veya ulusalcı çizgiye uygun hareket etmeli diyor. Birinci sırada Muharrem İnce'nin çıkmasının en temel Hı, analizi bu Muharrem olabilir. Muharrem İnce'nin artık kendi partisi var, memleket partisi var. Ayrı bir konu. Yani evet. baktığınızda e, vatandaş seçmen onu istiyor olabilir ama CHP delegesinin isteyip istemediği burada belli Delege diyor diyorsunuz? Delege sisteminin de ne kadar sağlıklı, demokrasi için... E, gerekli bir sistem olduğunu da tartışılması lazım. Hani bunu AK Parti'de de delegeler yok mu canım sen böyle konuşuyorsun diyebilirsiniz. Ama AK Parti'nin tavanı, delegesi, teşkilat mensubu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir gönül bağı da içerisinde aynı zamanda. Yani onu hem lider olarak kabul ediyor hem de o gönül bağını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani oraya sorduğunuzda kim olsun genel başkan diye Yüzde yüz çıkıyor neredeyse yani. Yüzde doksan dokuz, onda dokuz hata payını hani yüzde sıfır, onda bir koyalım. Ee... O açıdan temel fark burada. Yani delegeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanı belirlerse bu noktada seçmenin verdiği mesaj tam alınmış olmaz. Seçmenin yansıması çok büyük bir oranda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesinde gözükmez.